Hanımefendiler ve beyefendiler. Nihayet dün gece uzun uğraşlar sonucunda Kapı dizisinin bütün müziklerini müzik kanalıma yükledim. Çok gecikti bu. Çünkü araya bir acil iş aldım. Söylemiştim zaten. Ama o videoyu da yayınlamadığım için buna nereden bileceksiniz tabi. Son akşam yemeği filminin müziklerini yaptım. Çok acil bir işti o. 4-5 gün gibi bir süreçte bitti. Dolayısıyla da benim müzikleri yayınlamam vesaire, ara videoları da yayınlamam vlog için epey bir gecikti. Bugün hatta Kapı dizisini yayınladım, müziklerini. Hatta bu akşam da Son Akşam Yemeği filminin müziklerini yayınlamam gerekiyor. Dolayısıyla biraz koşturmam var. Bakalım akşam onu yetiştireceğim bir şekilde. Ah, çok zor oldu ya. Vallahi bir oraya koştur, bir buraya koştur. Bakacağız. Diziye başlarken, dizi 10 bölüm, izleyenleriniz var mı bilmiyorum. Demiştim ki bunun karakter temaları, işte ara temalar, jenerik, şu bu, bütün versiyonlarıyla falan rahat bir 80 track yaparız biz buna demiştim. Bilin bakalım kaç track var dizide. 80. Tecrübe konuşuyor burada. Tecrübe bilginin denenmiş halidir. Hiç şaşırmadım 80 track çıkmasına. Bu 80 track'in tabii ki içinden 3-4 tanesi dizide hiç yayınlanmadı aslında. Versiyonlar arasında sahneye daha uygun bulduklarımı kullanmıştım. Jenerik dahil. Jenerikte de bir sürü versiyon yapmıştım. Hatta bizim jeneriğimizin 2 tane sözlü versiyonu da vardı. 2 farklı vokal tarafından seslendirilmiş. Onları koymadım. Çünkü onları kullanmadık. Dizi ilk etapta enstrümantal bir jenerikle yayına çıkacak diye konuştuk, öyle anlaştık. Sonra bunu acaba şarkı mı yapsak demiştik. Çünkü melodisi çok böyle söze uygundu. Bir de söz yazıldı. Sözü ben yazmıştım. Sonra komple değiştirdik, başka bir söze geçtik. Birkaç versiyon yaptık onu da. Finalde 2 farklı vokale okuma yaptırdık, denedik. O kadar uğraşlar sonunda dedi ki yok, enstrümantal devam edelim biz ve enstrümantal çıktık. Yani jeneriğin aslında 2 farklı tondan daha versiyonları var. Vokallerin kendi ses tonlarına göre. Ama yayınlanan benim ilk yaptığım orijinal versiyonu. Böyle çalışmalar sürekli yapılır. Özellikle dizide. Şimdi Son Akşam Yemeği filminde de yaptığım versiyon çalışmalar var. Onda bu kadar track yok tabii de. 1 saat 58 dakika Son Akşam Yemeği. O bir sinema filmi sonuçta. Daha orkestral bir iş. Kapı dizisinde de tabii ki bir sürü orkestral track var. Ama onun yanında onların daha sadeleştirilmiş işte etnik çalgılarla, bizim Türk çalgılarıyla, işte bu kanun, piyano. Piyano ne zamandan beri Türk çalgı? Neyse. İşte versiyonları var. Dinleyince göreceksiniz zaten. Bazı tracklerin 3-4 farklı versiyonu var. Bunların hepsi kullanıldı. Ama dediğim gibi kullanılmayan birkaç track var versiyon olarak. Ben yayınlamışken hepsini birden yayınlayayım gitsin dedim. Sezon 2 gelecek mi bilmiyorum. Henüz daha görüşmeler yapılmadı bildiğim kadarıyla. Çünkü araya başka işler girdi. Son Akşam Yemeğini de Kapı dizisini de yapan Sinegenna. Aynı şirket. Sürekli bir arada olduğum şirket. Dolayısıyla Kapı'dan sonra direkt bu işe başlanılması, çok kısa sürede bitmesi vesaire oldukça yoğun bir süreçti. Benim için de öyleydi. Kısa süre diyorum ama çok uzun çalışılmış projeler aslında bunlar. Hani sete çıkılması, çekimler, post prodüksiyonu falan hızlıca bitirildi. Yoksa Son Akşam Yemeği aşağı yukarı 1,5-2 senelik bir proje. Bunu sürekli videolarda vurguluyorum. Bu işler, sirkülasyona hızlı olan işler ve hızlı ve çok yoğun çalışmamız gereken işler. Mesela Kapı dizisinin müziklerini yaparken bir sürü videom var. Çektiğim temaları nasıl yaptım vesaire.
daha onları yayınlayamadım. Düşünün çünkü direkt son akşam yemeğine geçtim. Yemeğe gittim gibi oldu. Son akşam yemeğinin müziklerini nasıl bestelediğim çok malzeme var elde ama yayınlayabileceğim bir zaman oluşmadı benim için. Ama şimdi şöyle bir 3-5 günlük bir boş vaktim var. Şu son akşam yemeğinin müziklerini de yayınladıktan sonra onların kurgu ve yayınlarına geçeceğim artık vlog kanalında. Müzik kanalında ben çok fazla bir şey yayınlamıyorum proje bitmedikçe biliyorsunuz. Bugün işte uzun bir süreden sonra dizinin müziklerini yayınladım. Akşam da son akşam yemeğini yetiştirmeye çalışacağım. En kötü yetişmezse artık yarın sabaha yayın yaparım ona da. Bilmiyorum bakacağım artık durumlara. Şu an yine yolda gidiyorum. Hazır gidiyorken bir tane ara video çekeyim dedim. Daha önce çektiklerimi sonra bunu herhalde bugün yarın falan yayınlarım. Bir bilgilendirme videosu olsun bu da yol hikayesi olarak. Bugün 27 Ekim 2023. Tekmil de vereyim. Son akşam yemeği filmi bugün artık vizyonda. İzlemenizi tavsiye ederim. İyi bir yapım. İyi bir film sinema olarak da. Hikaye olarak zaten çok çok güzel. Bana dönüşlerinizi yazarsanız sevinirim. Bakalım size neler hissettirebilmişim. Bu geri dönüşler benim için önemli oluyor. Hem benim için hem de aslında bütün ekip için önemli oluyor. Öyle Kapı dizisinin müzikleri 2 küsur saat oldu totalde. Umarım beğenirsiniz onları da. Umuyorum ki akşama yetiştirebilirim. Olmazsa sabah YouTube müzik kanalında görüşürüz. 29 Ekim 2023'ten herkese selamlar. Bir zaman yolcusunun anıları gibi oldu. Hem Kapı dizisinin hem de Son Akşam Yemeği sinema filminin müzikleri yetişti. Hem YouTube'da hem de bu gece itibariyle bütün dijital platformlarda yerlerini alıyorlar. Koşturmalı bir süreç bitti ve bugün artık böyle Cumhuriyet kutlamalarında falan başladık tabii. Zorlu ve uzun bir süreci gayet temiz atlattık. Bu bakımdan mutluyuz. Birkaç gündür şeyi düşünüyorum. Filme başladığından beri Mustafa Kemal'le aramda böyle enteresan ortak özellikler var. Mustafa Kemal 1881 doğumlu. Ben ondan tam 100 yıl sonra doğmuşum. Bir asır sonra. 1981. İkimizin adı da Mustafa. Mutlu olduğum bir şey bu. 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet kurulduğunda Mustafa Kemal 42 yaşındaydı. Cumhuriyet'in 100. yılı yani 2023'te şu an tam da 100. yılı kutlarken benim bulunduğum yaşta. Bunlar güzel tesadüfler. Film bitti, müzikler hazır, yayınlandı. Şimdiden sonrası artık bakalım gelecek tepkiler nasıl olacak. Müziklerle ilgili fikirlerinizi, filmle ilgili fikirlerinizi mutlaka bekliyorum. Bunları duymaktan sevinçliyorum. Araçta konuşurken dediğim o vlogları artık yayınlamaya başlayacağım. Yarın öbür gün oturup kurgularını yapıp. Hem Kapı dizisi hem de Son Akşam Yemeği film müzikleri nasıl hazırlandı, neler yaptım, temalar nasıl çıktı hepsini anlatacağım. Videoların kurgusuna geçeceğim şimdi. Onları da paylaştıkça zaten izleyeceksiniz. Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu ve mutlu olsun. Kalın sağlıcakla.